Efendim iyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Günün öne çıkan başlıklarıyla ana habere hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi bugün 10 Kasım. Bundan 85 yıl önce saat 9:05 geçe. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahate uğurladık. Evet, aramızdan bedenen ayrılmış olabilir. Ama yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleriyle yaşayan ve daima yaşayacak olan eşsiz bir lider olarak kalacaktır. Efendim atamızı ölümünün 85. yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Ve bakalım gün boyu yurtta neler yaşandı. Şimdi Ankara diyeceğiz ilk olarak. Resmi törenlerin ilk adresi Ulu Önder'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet protokolü ataya saygı duruşunda bulundu. Binlerce vatandaş ellerinde karanfillerle Anıtkabir'de atalarının huzurundaydı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, Türkiye yüzyılının inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Bir millet tek yürek oldu, atasına koştu. Kimi son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'ndaydı, kimi de ellerinde karanfillerle Anıtkabir'de. Bugün bu anı yaşamak için tüm öğrencilerimizin de bu duyguyu yaşamasını istiyorum. İlk tören Anıtkabir'deydi. Devletin zirvesi de Anıtkabir'de bir araya geldi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kabine üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yolda yürüyerek Ulu Önder'in huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karanfillerden oluşan Ay Yıldızlı Çelengi mozoleye bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, Türkiye'nin yükselişine, Türkiye yüzyılının inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun. Törende bir ilk de yaşandı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı. Merhabalaştık. Onun dışında sadece el sıkıştık. 10 Kasım'da bu büyük matemde öyle siyasi parti farklılıklarının olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Atanın huzurunda bir siyasi rekabet olmaz. Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Atamızı anmaya, ona saygı, sevgi ve minnetimizi ifade etmek için tekrar huzuruna geldik. Çok mutluyuz ama çok da duyguluyuz. Genç, yaşlı, kadın, çocuk, binlerce kişi Anıtkabir'de ellerinde karanfillerle atalarının huzurundaydı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. İyi ki Cumhuriyet kadınıyım diyorum. Kimi çiçek bıraktı, kimi dua okuyarak atalarına olan minnet duygusunu dile getirdi. 10 Kasım törenleri için bu kez İstanbul'dayız. Hani 85 yıldır bitmeyen özlem dedik ya efendim. 7'den 70'e Atatürk'ü kalbinde yaşatan milyonlarsa tam 9:05 geçe yollarda, sokaklarda, evlerinde saygı duruşunda bulundular. Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Kimi akan trafikte otomobilini durdurdu, kimi de yollarda hazır ola geçti. Sokak satıcıları işlerine ara verdi, kimisi ise evinin balkonunda saygı duruşunda bulundu. Saat 9:05 geçe tüm yurtta hayat durdu. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü İstanbul'un dört bir yanında saygı ve özlemle anıldı. Çocuklar, gençler, yaşlılar, kalplerinde Atatürk'ü yaşatan binlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Efendimiz olacağız,
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın edenler odasına karanfiller bıraktı. Hala da özlemle anıyoruz. Bekleyeceğiz. Saatlerce de dursak onu ziyaret etmeden gitmeyeceğiz. Sabahın köründe bugün için kalktık geldik. Çünkü dünyanın en büyük gelmiş geçmiş yaşamış ve hiçbir zaman ölmeyecek, sonsuza kadar yaşayacak olan en büyük liderine sahibiz. Çok duygu yüklüyüm şu an. Atamızı anmaya geldik. Ne mutlu bugünleri gördüğümüze. Atamızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Salih Reis ve beraberindeki tekneler de Dolmabahçe Sarayı önünde durdu. Saygı duruşunda bulundu. Beşiktaşlılar bu semtte "Bütün yollar senin yoluna çıkar" pankartlarıyla saygı yürüyüşü yaptı. Bırakın Türk vatandaşını, dünya vatandaşları da geliyor. Çünkü böyle bir lider 100 yılda bir geliyor. Kadıköy'de 6,5 kilometre uzunluğunda ataya saygı zinciri oluşturulurken denizde iki paramotor Türk bayrağıyla Atatürk posteri dalgalandırdı. Ataya saygı dalışı da Maltepe Küçükyalı sahilinde 15 kişiden oluşan profesyonel dalgıçlar tarafından yapıldı. Dalgaların arasında bir çift mavi göz yükseldi. Her sene katılıyorum ben. Çok mutlu oluyorum. Burada böyle sevgiyle, saygıyla Atatürk'ü anmak çok güzel. Atatürk'ü kimse yok edemeyecek. Ne kadar çok isteseler de biz onu ilelebet çoluğumuz çocuğumuzla birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. İşçiler de onu unutmadı. Bayrampaşa'da inşaat işçileri inşaatın çatısından Türk bayrağı sarkıtarak Atatürk'ü andı. Evet, şimdi biraz siyasetteki başlıklara göz atacağız. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi için gittiği Özbekistan'dan döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı bu arada. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi ve dedi ki Erdoğan, ateşkesi sağlamak öncelikli hedefimizdir. Milyonlarca insanın maruz kaldığı zulmün hesabı elbette sorulacaktır. Bu zalimlerin her biri ve onlara verdikleri destekle aynı suça ortak olanlar önce insanlık vicdanında ardından tarih önünde mutlaka yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 Kasım'daki İşbirliği Teşkilatı toplantısına dikkat çeken Erdoğan kalıcı ateşkes için yürütülen diplomasi trafiğini anlattı. Riyad zirvesini çok önemsiyorum. Ateşkes sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bunun için atılması gereken tüm adımları atıyor, denenmesi gereken tüm yolları deniyoruz. Ateşkes sonrası atılacak adımları en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Ayakları yere basan sürdürülebilir barışı inşa etmek için formüller geliştiriyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yaptığı ziyarette kameralara yansıyan bu görüntüler gündem olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşı Blinken'a mesafeli duruşu da soruldu. Bakanlığımız konuğuna temsil ettiği makama yakışır bir şekilde yaklaşımda bulunmuştur. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in en büyük hatası en başta oldu. İsrail'e gittiğin zaman ben buraya ABD Dışişleri Bakanı olmanın yanında bir Yahudi olarak geldim dersen bunun da bir karşılığı olur. Erdoğan CHP'de genel başkan değişimiyle sonuçlanan kurultayı da değerlendirdi. Bunların birbirinden farkı yok. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez. Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Yahu güçlenemezsin, sen de kaybedeceksin. Eğer bu parti Atatürk'ün partisi ise Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Ve ekonomi, asgari ücret ve emekli maaş artışı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık. Şimdi işçi ve işveren kesmini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum. Emeklilerimizin maaşlarını arttırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Evet, çok önemli başlıklarımız var, şimdi onlara bakıyorum da efendim, yargıdaki yüksek gerilimle devam edelim o halde. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay tahliye edilsin diyen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusunda bulunmuştu biliyorsunuz. Başvuruyu işleme koyacak olan Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığını söyledi. İnceleme sonrası bir karar verilecek değerlendirmesi yaptı. Şimdi iki yargı kurumu arasındaki gerilimi değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Yasa değişikliği sinyali verdi. Haliyle merak ediliyor. Peki bu Anayasa Mahkemesi için ne anlama geliyor? Devletin başı olarak kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları sürat de atacağız.
Biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ı karşı karşıya getiren Can Atalay kararı sonrası yüksek yargıda yaşanan gerilimi böyle değerlendirdi. 10 Kasım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'ne tanınan bireysel başvuru yetkisiyle ilgili yasal düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız. Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar, Selahattin Demirtaş ardından Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararları yerel mahkemelerce uygulanmamıştı. Yüksek Mahkeme'nin son olarak Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesine hükmetmesi tartışmanın fitilini ateşledi. Kararı uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi tahliye yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuyla ilgili nihai kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin verecek. Hürriyet gazetesine konuşan Şahin, suç duyurusunun tarihte benzeri yok, inceliyoruz dedi. Söz konusu suç duyurusu bize geldi. Yargıtay 3. Dairesi'nin kararını ve suç duyurusunu inceliyoruz. İnceleme sonrası bir karar verilecek. Bu konuda yasalarda bir düzenleme ve bu suç duyurusunun bir örneği yok. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru konusunda yeniden düzenleme hazırlığında olan hükümetin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Siyasi kulislerde Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri ve bireysel başvuru konusunda bu krizi de noktalayacak şekilde hızlı bir düzenleme yapılabileceği yorumları yapılıyor. Şimdi malum biraz daha cebimizi ilgilendiren ekonomik gelişmelere göz atalım efendim. Pek çok çalışanın merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Pazarlık masasının kurulması için çalışmalar da bir yandan hızlandı tabii ki. Aralık ayında bir araya gelecek işçi ve işveren temsilcilerine hükümet hakemlik yapacak. Tahminler de şimdiden başladı diyebiliriz. Şimdi işçinin haliyle beklentisi büyük. Sadece işçinin değil aslında, asgari ücret pek çok kolu etkilediği için milyonların beklediği bir şeyden bahsediyoruz. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanına sorduk sizin için. İşte o rakamlar geliyor. Bence 20 bini bulacak ya. 25 olsun. 25'in altı olmasın. Biraz daha üstü olsun hatta. 27 falan daha iyi olur. 50 bin olsun, daha aşağısıyla geçinemeyiz. 50 bin bekliyorum. Olacağı da 15 civarıdır. Eşim patron olmasına rağmen isterim bir 50 bin lira olsun. Mümkün mü? Değil. Asgari ücrette tahminler havada uçuşurken beklentiler her gün biraz daha yükseliyor. Milyonlarca çalışanın gözü yakında kurulacak pazarlık masasına çevrildi. Asgari ücrette geri sayım başladı. Aralık'ta taraflar bir kez daha bir araya gelecek. 2024'te asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtıysa net bir şekilde ortaya çıkacak. Ancak gözler şimdiden asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücrette de artış yüksek bekleniyor. Artık maaş zamları hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak. Artma oranının %40 ila 50-55 arasında olma ihtimali var. Asgari ücret şu an 11.402 lira. Beklenen zam oranı, yani %40'lık bir zamdan sonra asgari ücret 15.392 lira 80 kuruşa yükselecek. %45 zam gelirse 16.532 lira 90 kuruş. Eğer %50 oranında bir zam yapıldığı takdirde asgari ücret 17.103 liraya kadar yükselecek. %55 gelirse de 17.673 lira 10 kuruş şeklinde bir asgari ücretle karşılaşacağız. Asgari ücret işvereni de işçiyi de mağdur etmeyecek şekilde belirlenecek. %65 yıllık enflasyon. İlk 6 aylığı oradan düşmeniz gerekiyor. O düşüldükten sonra o rakamın üzerine de bir refah payı ve enflasyon farkı koyuyorsunuz. Yani hesap o şekilde yapılıyor. Neden net değiliz? Çünkü daha açıklanmamış 2 aylık daha enflasyon var. O kadar zam yapmayı düşündüklerinden bile emin değilim. Elleri çok cimri. Üç harfli marketlerin özellikle önce onlar bir o kârlarını bir indirsinler. Evet. Hep birlikte çok mutlu olacağız inşallah. Efendim, emniyetin başarılı operasyonlarından birini daha getireceğiz ekranlara. İstanbul'da düzenlenen kartel operasyonunda İtalya ve Arnavutluk tarafından kırmızı bültenle aranan Compagnia Bello kartelinin lideri Dritan Reksepi yakalandı. Compagnia Bello, dünyanın en tehlikeli kartelinin lideri kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul'da düzenlenen nokta operasyonuna yakalandı.
Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Companhia Bello isimli kartelin lideri Dritjan Riksepi kırmızı bültenle aranıyordu. Zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye sahte bir pasaportla giriş yaptığı belirlenince yakın takibi alındı. Uzun bir takip maratonunun ardından uygun zamanda operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu kartelinin lideri Dritjan Riksepi Beylikdüzü'ndeki bir evde kıskıvrak yakalandı. Başarılı operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adam öldürme, uyuşturucu, silah ve mühimmat gibi pek çok suçtan kırmızı bültenle aranan kartelin yakalandığını duyurdu. Suç makinesinin saklandığı evde ruhsatsız tabanca, altın kaplama saat ve yüklü miktarda döviz bulunurken Arnavutluğa teslim edilmek üzere gönderildi. Evet, biraz Dilan Polat'tan bahsedeceğiz. Hani bugüne kadar hep şaşalı hayatlarını getirdik ya ekranlarınıza. Ya da neden, ne oldu da bu hale geldiler, ama bundan sonrası da önemli aslında. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı biliyorsunuz Dilan Polat'la ablası Sıla Doğu. Cezaevi yaşantısına hala adapte olamadılar. Yemekleri beğenmeyen Dilan Polat hiçbir şey yemiyor, onu belirtelim. Avluda kendisine sosyete hırsızlar diye laf atan tutukluyla kavga eden Sıla Doğu'ya ilaç tedavisi uygulandığı öne sürüldü. Yani başta da söylediğimiz gibi belli ki cezaevi hayatı zor geçeceğe benziyor. Açılır kapılar önüme, halı atılır. Ağırı mesire çıvı çekerim, tutarım istediğim anda hala tekelim. Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu cezaevinde de rahat durmuyor. Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme talebi reddedildi. Sıla Doğu da havalandırma saatinde kendine sosyetik hırsız diye laf atan bir mahkumla kavga etti. Yakalanmadan önce lüks içinde ve gösterişli bir hayat süren Polat ailesinin cezaevindeki günleri merak konusu oldu. Cezaevi hayatına alışamayan Dilan Polat'ın çıkan yemekleri beğenmediği için bir şey yemediği ve sürekli sigara içtiği ortaya çıktı. Tabii bu durum bağışıklık sistemini de çökertti. Çocuklarıyla ayda 3 kapalı bir açık görüşme hakkı bulunan Dilan Polat 6 gün içinde 3 kez revire kaldırıldı. Polat'a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu. Sosyal medyada hiç durmayan, her anını takipçileriyle paylaşan Polat cezaevine girdiği andan itibaren farklı bir kimliğe büründü. Koğuşundakilerle hiç arkadaşlık kurmadığı gibi ağzını bıçak açmıyor. Dedikodulardan sıkılan Dilan Polat tek kişilik hücreye geçme talebinde bulundu ama bu isteği de reddedildi. Dilan Polat 30 kişilik koğuşta yatağından çıkmazken, ablası Sıla Doğu avluda hava alırken kendine "sosyetik hırsızlar da burada" diye laf atan tutuklunun üzerine yürümeye çalıştı. İnfaz koruma memurları kavgayı güçlükle ayırdı. Bu gerginlikten sonra psikiyatri servisine gönderilen Sıla Doğu'ya yapılan tetkiklerden sonra yeşil reçeteli ağır antidepresan ilaçları verildiği öne sürüldü. Dilan Polat cezaevinde zor günler geçirirken şarkısı Enerji'nin klibi rekora koşuyor. Bazı platformlardan kaldırılmasına rağmen izlenme sayısı 100 milyona ulaşan klip dünya listesinde de ilk 10'a girdi. Bu rekor izlenme sayesinde Polatların YouTube'dan en az 5 milyon lira kazanacağını öne sürenler de var. Ama hesaplarına el konulduğu için Enerji'nin geliri de devletin kasasına girecek. Efendim, tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adı ordunun Fatsa ilçesini karıştırdı. Niye diye soracaksınız, hemen bahsedeyim. İlçede bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturmasında tutuklandığı iddiası hızla yayılıyor. Altın ve ziynet eşyalarını almak için kuyumcuya koşan vatandaşlar izdihama neden oluyor. Açılır kapılar önüme, halı atılır. Çıvı çekerim, tutarım istediğim anda hala tekelim. Söylentiler kısa sürede yayıldı. Altınlarını emanet ettikleri kuyumcunun Polat soruşturması kapsamında tutuklandığı iddiası tüm ilçeyi karıştırdı.
İlginç olay Ordu'da kaydedildi. Fatsa'da kuyumculuk yapan Emre Sade'nin Dilan Polat davasında gözaltına alınıp tutuklandığı söylentileri ilçede hızla yayıldı. Dedikodu dilden dile yayılınca kuyumcunun önü altınlarını almak isteyen müşterilerle doldu taştı. İzdihamın yaşandığı sokakta polis güvenlik önlemi aldı. Dükkanın içine girip altınlarının akıbetini öğrenmek isteyen müşterilerin içini rahatlatan açıklama işletme sahibi Emre Sade'den geldi. İşimizin başındayız, herhalde bir sıkıntı yok. Başına gelen bu talihsiz olay yüzünden kuyumcu da az kalsın Dilan Polat kurbanı olacaktı. Efendim Bursa'da bir adam 16 yaşındaki liseli kızı sokak ortasında elle taciz etti. Kısa sürede yakalandı bu arada zanlı. İlk ifadesinde de açıklaması o kadar komik ki gözüm kararmıştı yaptım diye bir ifadede bulundu. Zanlının genç kızı ısrarlı takibi kameralara da yansıdı. Gelin bakalım gözlerimi kararmış. Liseli kızı adım adım takip etti. Issız bir sokakta elle taciz etti. Görüntüler Bursa Yeni Doğan Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasında. Müzik dinleyerek yolda ilerleyen genç kızın arkasındaki adam tacizci zanlı. Uzun süren ısrarlı takibin ardından şüpheli güvenlik kameralarının olmadığı noktada 16 yaşındaki kıza yaklaştı ve onu elle taciz etti. Kızın çığlık atması üzerine zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından tacizciyi yakalamak için özel ekip kuruldu. Genç kızın ifadeleri doğrultusunda eşkal belirlendi, arama başlatıldı. Zanlının kameraya yansıyan görüntüsüyle kimliği ve adresi tespit edildi. Suriye uyruklu zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden zanlı, yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım, kendimi tutamadım, pişmanım şeklinde kendini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi ilginç bir haberimiz var. Evde alev alan piknik tüpünü balkondan caddeye fırlatan bir vatandaş var. O anda caddede yürüyenler haliyle büyük panik yaşadılar. Alevler içindeki piknik tüpünü görenler de bir yandan korku ve tedirginlik içerisindeydi. Neyse ki caddede soğukkanlı iki genç vardı ve alevleri söndürüp olası bir facianın önüne geçtiler. Evdeki piknik tüpü evde alev alınca ne yapacağını şaşırdı. Panikle balkona çıktı. Alevler içindeki piknik tüpünü kalabalığın arasına böyle attı. Akıl almaz olay Cizre'de yaşandı. Binanın birinci katındaki dairede alev alan piknik tüpü aileye büyük panik yaşattı. Kadın balkona çıkıp yoldan geçenlere dağılmaları için bağırdı. Ancak uyarı ve hamle aynı anda geldi. Onun peşinden balkona çıkan adam alevler içindeki tüpü hiç düşünmeden aşağıya kalabalığın arasına attı. Alevler içindeki tüpü görenler panik içinde kaçışmaya başladı. Piknik tüpü o anda patlasaydı belki de büyük bir facia yaşanacaktı. Neyse ki korkulan olmadı. İki genç ellerindeki örtülerle yanan tüpe müdahale etti. Birkaç başarısız denemeden sonra alevleri söndürmeyi başardılar. Başka bir esnaf da tüpün üzerine su döktü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlarda şans eseri kimse yaralanmadı. Efendim sakatlığı nedeniyle bu yıl sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın evine hırsız girdi. Cüzdan, saat ve mücevher çalan hırsızlar bununla da kalmadılar. Neymar'ın küçük kızını da kaçırmak istedikleri ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun evine hırsız girdi. Mücevherleri çaldı, üstüne bir de futbolcunun kızını kaçırmaya çalıştı. Üç silahlı saldırgan Neymar'ın Sao Paulo'daki evine girdi. İlk iş olarak Brezilyalı yıldızın anne ve babasının ellerini bağlayan saldırganlar, eşi Biancardi ile yeni doğan kızı Mevi'yi sordular. Onların evde olmadığını anlayınca işe koyulan üçlü cüzdan, saat ve mücevher gibi kıymetli eşyaları toplamaya başladı. Ama komşuların olayı fark edip güvenliği aramasıyla olay yerinden kaçtılar. Neymar'ın evine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından 20 yaşındaki bir erkeğin tutuklandığını, ikinci failin kimliğinin de tespit edildiğini açıkladı. Hırsızların asıl amacının yıldız futbolcunun küçük kızını kaçırmak olduğu üzerinde duruluyor.
Yan kartı ve sakatlığından dolayı bir yıldır sahalardan uzak kalan Neymar büyük şok yaşadı. İkili sosyal medya hesaplarından korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Maddi şeyler kurtarıldı. Önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması. Tanrı'ya şükür herkes iyi, korku filmi gibiydi ifadesini kullandı. Efendim, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına protestolar sürüyor. Sokaklar hareketli bu arada. İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrıları artarak da devam ediyor. Onu belirtelim. Sunucu Bekir Develi ise boykot çağrılarına yeni bir soluk getirdi bu arada. İsrail markası bir kahve zincirine gitti Develi. Kahve üzerinden İsrail'i bakın nasıl protesto etti. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar Gazze'li bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Ünlü sunucu Bekir Develi, İsrail'e destek veren kahve zincirinin şubesine gitti. Böyle boykot çağrısında bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan boykot çağrıları genişliyor. Hedefte İsrail menşeili markalar, kahve ve fast food zincirleri var. Fer ol haktır sana bana zulmedenin kolunu kırmak. Göz yuman ama olacak bize haram artık sessiz kalmak. Kimisi İsrail'e ait kahve ve yemek zincirlerine saldırarak tepkisini dile getirdi. Kimi de farelerle. Sizler Müslümanların etlerini değil, abi bu fareleri lan! Alın! Sunucu Bekir Develi ise boykot çağrılarına yeni bir soluk getirdi. Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. İsrail menşei bir kahve zincirine giden Develi, yanında getirdiği Bluetooth hoparlörleri mağazanın tavan kısmındaki kablo muhafazasına yapıştırdı ve mağazadan ayrıldı. Şu anda bu kuruma ödediğiniz paralar Gazze'li bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlılığınız için teşekkürler. Rize'de ise marketten aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk market sahibinden izin alarak ürünü değiştirdi. O anlarsa kameralara böyle yansıdı. İsrail malı diğer unuttukta. Çocukların katılımıyla Mardin'de düzenlenen etkinlikte ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanan bir grup İsrail malı ürünleri almayın çağrısı yaptı. Yahudi iki şeyden anlar, bir kuvvetten, bir boykottan. Yahudinin malını almayacaksın ve Yahudi'yi kuvvetle üzerine gideceksin. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda kadınların başlattığı sessiz protesto da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Emine Erdoğan Bayraktar'ında destek verdiği oturma eylemiyle kadınlar katliama tepkisini dile getiriyor. Filistin'in yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Evet, İYİ Parti ile devam edelim. Efendim, İYİ Parti'de seçim sonrası başlayan yaprak dökümü sürüyor. Parti iki yeni istifa haberiyle sarsıldı bu arada. Ankara eski milletvekili Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem partilerinden istifa etti. İşte İYİ Parti cephesinde yaşananlar geliyor ekranlarınıza. İsterse en yakınım olsun. Vallahi değiştireceğim, billahi değiştireceğim. En yakınım olsun. En güvendiğim olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Seçim yenilgisinin ardından başlayan istifa furyasına eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı. Bu bir yıkım bir parti için. Bunun sonu iyi bitmez. Ve ne yazık ki bana gelen ciddi bilgilere göre bu istifalar devam edecek. İYİ Parti bir hafta bile geçmeden ikinci istifa haberiyle sarsıldı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun ardından Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz da İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?
sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Durmuş, İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım dedi. Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Yılmaz, zehir zemberek sözlerle parti yönetimine hedef aldı. İstifa gerekçelerini anlattı. Türkiye'de yeni bir sayfa açacaktık. Hesap verilebilir, şeffaf olacaktı. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Tam tersi oldu. Her şey çöktü. Parti daha iktidar olmadan kirlenmiştir. İktidar olunca olacakları düşünmek bile istemiyorum. İYİ Parti'den bir ayrılık haberi de akşam saatlerinde geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem yaptığı açıklamada tüm illerde ayrı adayla yerel seçime girme kararını eleştirdi. Mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir dedi. Efendim, zehirli balon balıkları tehlike saçmaya devam ediyor. Güçlü çenesi ve sert dişleriyle Türk karasularındaki balık türlerinin ve balıkçıların korkulu rüyası diyebiliriz. Boğazı aşarak Karadeniz'e doğru ilerlemeye de devam ediyorlar. Mücadele kapsamında bu balıkları öldürene para ödülü var, onu belirtelim. Hatta bu rakamın yükseltilmesi de gündemde. 2 kiloya yakın balon balığı sardı denizleri. Balon balığı normalde Akdeniz'den daha tuzlu bir denizden geldi. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Çok hızlı adapte oldu. Bodrum civarlarında gördükten bir yıl sonra falan Ege'de, İzmir'de de görmeye başladık. Buradan çıkardığımız sonuç Marmara ve Karadeniz'e de hızlı adapte olacağını düşünüyoruz. Tabii bu oradaki balıkçılık için çok büyük problem. Akdeniz, Ege, Marmara, son olarak Karadeniz. İstilacı balon balıkları denizlerimizde yayılmaya devam ediyor. Balon balıkları kontrolsüz üreyerek yerel balıkların soyunu tüketiyor. Tehlike hissettiğinde şişerek 7 kat büyüyen bu balıklarla mücadele için önlemler yetersiz. Kızıldeniz'deki pek çok tür Akdeniz'e geldi. İşte balon balığı, aslan balığı. Bunlar yayılmaya devam ediyorlar. Karadeniz'de daha görülmese de Çanakkale Boğazı'nda tespitler var. Marmara'ya da giriş yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı zehri siyanürden daha tehlikeli olan balığı öldürerek kuyruğunu getirene 12,5 lira ödeme yapıyor. Mücadele kapsamında bu destek ödemesinin arttırılması gündemde. Efendim, bu haberle birlikte artık ana haberin sonuna geldik. Ben Oya Çebi, günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştım. Haftaya pazartesi tekrar saatler 18.30'u gösterdiğinde birlikte olacağız efendim. Mutlu hafta sonları diyelim. Hoşçakalın.